Şimdi gündemde yerel görüşme var. İttifak arayışları da hız kesmeden devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İyi Parti Genel Merkezi'nde saat 20'de ziyaret edecek. İki lider başta Ankara için Mansur Yavaş'ın adaylığı olmak üzere yerel seçimlerde işbirliğini konuşacak. Sağ olun, ben de öyle. Sağ olun. Evet. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşecek. Bu görüşme İyi Parti Genel Merkezi'nde saat 20'de başlayacak. Ve görüşmede Mansur Yavaş'ın Ankara adaylığı başta olmak üzere iki partinin yerel seçimlerde işbirliği konusu ele alınacak. Biz de saat 20'den itibaren stüdyoda gazeteci Erdem Gül ve İyi Parti Genel Merkezi'nde Fatih Ertürk'le sıcak gelişmeleri, bu görüşmeden çıkabilecek sonuçları, açıklamaları anında sizlerle paylaşacağız sevgili izleyiciler. Şimdi telefon attığımızda Emine Kaplan var. İyi akşamlar Emine Kaplan. Beni duyabiliyor musunuz? Alo. Emine Kaplan, beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Evet, şimdi önemli bir görüşme var. Muhalefet cephesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bir araya geliyor. Ankara için bir süredir gündemde olan Mansur Yavaş ismi ve yerel seçimde ittifak konusu görüşülecek. Muhalefet cephesinde bunlar olurken Cumhur İttifakı yerelde bozuldu ama AKP ve MHP cephesinde neler olabilir bu görüşmeden? Nasıl etkilenebilir diğer taraf diyelim, size soralım. Şimdi tabii ki ittifak konusu genel seçimlerdeki gibi olmayacağı için, aslında yasal zeminde olmadığı için AKP ile MHP arasındaki yerel seçim ittifakı, yani masası aslında dağıtılmıştı her iki lider tarafından. Burada bir gönül ittifakı olabileceği şeklinde açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı'nın, ama bu gönül ittifakının nasıl bir formülle yapılacağı konusunda tıkanıklık yaşanmıştı. Formül bulunamamıştı. Özellikle AKP'nin ve Cumhurbaşkanı'nın her yerde aday çıkarmamız gerekli birinci partiyiz. Aday çıkarılmaması, oyların düşmesi sonucunu doğurur gibi bir değerlendirmesi olmuştu. AKP ve MHP cenahında bu gelişmeler sürerken aslında asıl muhalefet cephesindeki İttifak çalışmaları da yoğunluk kazanıyor. İşte bugünkü görüşmeden sonra aslında Ankara, belki de sadece Ankara değil birçok ilde belki bir ittifak zemini yoklanacak CHP ve İYİ Parti arasında. Tabii ki buradan çıkacak sonuç hem AKP'nin adaylığı açısından hem MHP adayları açısından önemli olacak. Özellikle büyük şehirler anlamında. CHP ve İYİ Parti'nin İç Anadolu'da, Batı illerinde güçlü bir sinerji yaratabileceği de söyleniyor kulislerde. Buna karşı AKP ve MHP arasında yeniden bir yakınlaşma olabilir mi? Aslında bir süreden beri bazı parti yöneticileri kişisel sohbetlerde, kulislerde aslında MHP'nin ipinin tam olarak kopmadığı, bir hani formül bulunması için yine bir takım girişimlerde bulunulabileceği şeklinde bir süreden beri bu tür yoklamalar yapıyorlar. Hı hı. Ama hani bu yeniden bir masa kurulur mu? Hani kurulursa bir formül bulunabilir mi? Bu konularda tabii ki çok bir netlik yok ve garanti de yok. Ancak AKP kulislerinde bir süreden beri dillendirilen bu gönül ittifakını nasıl yeniden sağlayabiliriz şeklinde bazı fikir jimnastiklerinin yapıldığını duyuyoruz. Ama bu AKP'nin bir aday göstermemesi yönünde değil, yine aday ismi üzerinden iki partinin tabanında bir doğal ittifak yapılması yönünde bazı değerlendirmeler yapılıyor. Ama bu tabii ki hiç olmayacağı ya da muhalefet cephesinde güçlü bir ittifak yapılırsa, AKP'nin de bir süreden beri aslında anketlerde çok da hani bazı illerde ve ülke genelinde tabloya bakıldığı zaman, toplam oya bakıldığı zaman çok da iç açıcı bir tabloyla karşılaşmadığı şekilde değerlendirmeler yapılıyor. Bu anlamda belki seçim sürecine doğru
iki parti arasında yeniden bir yakınlaşma olabilir gibi bir beklentilere getiriliyor. Ama tabii ki bunu liderler karar verecek. Hani bu konuda yeniden bir masa kurulur mu? Masanın kuracağını çok düşünmüyorum ben izlenimler anlamında. Ama bazı illerde bazı yakınlaşmalar olabileceği şekilde değerlendirmeler yapılıyor. Evet. Peki şimdi İYİ Parti ve CHP'nin bugünkü görüşmesi ve işte Mansur Yavaş ismi konuşulacak dedik Ankara için. Bu AKP'nin Ankara başta olmak üzere tabii aday gösterme noktası, isim konusunda bir değişikliğe gidebileceği noktasında değerlendirilebilir mi? Oradan hareketle bir karar değişikliği olabilir mi? Aslında her an her şey olabilir. Çünkü AKP yöneticileri hani bazı isimler güçlü olarak dile getirilse de Ankara, İstanbul ve İzmir üzerinde özellikle üç büyük şehir anlamında her zaman sürprizlere de açık olun şeklinde mesajlar veriyorlar. Bugün AKP'nin bir idari yasa teklifi var. Aslında kritik bir yasa teklifi. TOP Başkanı, TOP Yönetim Kurulu üyeleri, oda ve oda başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin belediye başkanı ve milletvekili adayı olması durumunda ki istifa etmeleri gerekiyor biliyorsunuz. Aday olamazlarsa ya da aday olup seçilemezlerse tekrar eski görevlerine dönmelerine dönük bir yasa teklifi verdiler. Bir süreden beri biliyorsunuz İzmir için Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in ismi geçiyordu. Evet. Yine AKP kulislerinde dillendirilen bir bilgiye göre de bazı illerde hani bunu sadece bir ille sınırlı olmayacağı, eğer İzmir'de Mahmut Özgen adayı gösterilirse bunu sadece İzmir'de sınırlı olmayacağı, bunun dışında bazı illerde de sanayi ya da Ticaret Odası başkanlarının belediye başkanı adayı olarak gösterebileceği şeklinde yorumlar var. O bakımdan aslında tabii ki bu Kasım sonuna kadar 1 Aralık'ta kamuda belediye başkan adayları için istifaların son günü. Aslında bir Aralık başından itibaren bu gelişmelerin daha da hareketleneceğini, kulislerin daha da hareketleneceğini söyleyebiliriz. Yani şu önümüzdeki 1-2 gün içinde belki olmaz. İYİ Parti ve CHP arasındaki hani ittifak görüşmelerinden belki hemen bir sonuç elde edilmez ama iktidar muhalefetteki bu görüşmelerden de yola çıkılarak iktidarın AKP'nin kimleri aday göstereceği, kimlerden vazgeçip CHP ve İYİ Parti arasında bir ittifak oluşması durumunda gösterecekleri adaylara göre yeni bir isim arayışına girip girmeyeceklerini aslında Kasım sonundan itibaren biraz görmeye başlayacağız gibi. Çünkü siyaset hani kesin kuralları olan bir evet. alan değil. İki kere iki asla dört etmiyor. Bir isim çok yoğun olarak konuşulurken çok bambaşka bir isim de sürpriz olarak açıklanabiliyor, gündeme gelebiliyor ismi. O yüzden özellikle Kasım sonu Aralık başından itibaren bir takım isimler artık net olarak ortaya çıkmaya başlayacak gibi gözüküyor. Yani tabii partilerin burada aday açıklamasını isim noktasında geciktirmesinin de belki bir stratejik hareket olarak değerlendirmek doğru olur, öyle değil mi? Yani sonraya bırakılıyor büyük ihtimalle. Kesinlikle öyle. Özellikle ciddi olarak düşündükleri isimlerin çok fazla deklare edilmediğini düşünüyorum ben. Ki her zaman böyle olmuştur. Özellikle isimlerin yıpranmasını çok istemez hiçbir parti. Ve o yüzden de hani eğer sürpriz bir isim varsa onu en sona saklamayı yeğlerler. Genelde seçim stratejisidir bu aslında. O yüzden şu ana kadar çıkan isimler evet AKP açısından da muhalefet açısından da açısından da önemli. Belki bir gösterge olabilir ama yine de beklemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü son anda çok başka sürprizler ortaya çıkabilir. Peki son şunu sorayım. Bir dönem bu ittifakın bozulmasından sonra MHP'de Ankara için Melih Gökçek ismi gündeme gelmişti. Gündemden düştü tamamen diyebilir miyiz? Hayır, şöyle ki hayır. Gökçek açısından henüz daha hiçbir şey etmiş değil. Çünkü bir süreden beri Gökçek'in aslında ismi ilk gündeme geldiği andan itibaren AKP ile MHP'nin ortak adayı olmayı çok istediğini biliyoruz. Kulislerde konuşuluyor ki Gökçek'in son dönemde verdiği mesajlar da aslında hem Twitter'dan yaptığı mesajlar hem de bazı açıklamaları iki partinin ortak adayı olmayı çok istediğini ortaya koyuyor. Zaten hani
ittifak kurulmalı AKP ve CHP arasında. Bu hani çok güçlü şekilde kazanılmasını sağlayabilir şeklinde açıklamaları da var. Henüz daha Göksek açısından. Ben Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir yıl önce görevden aldığı bir ismi yeni aday göstereceği kanaatinde değilim. Ki AKP kulislerinde de benzer bir eğilim dile getiriliyor. Ancak tabii ki siyaset bu. Göksek'in de henüz daha bu hedefinden çok vazgeçmiş gibi durduğu gözükmüyor diyebiliriz. Peki bakalım ne zaman dananın kuyruğu kopacak? Bugünkü görüşme evet. Çok önemli. Bir yandan gözümüz kulağımız orada. Çok teşekkür ediyoruz Emine Kaplan'a hem kulis bilgileri hem değerlendirmeler için. İyi yayınlar. Teşekkürler.